Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Risale-i Nur okumasında daha beraberiz. Galiba 18. ders bugün. 18. gün, 18. ders. Yanlış saymadıysam. Belki de 19. Tam emin değilim. İkinci söze başlamıştık dün itibariyle. İmanı tefekkür ediyorduk. İmanın insanda yaptığı işi, insana kattıklarını tefekkür ediyorduk. Bir ayet-i kerime ile girmiştik mevzuya. Ayet-i kerime şöyleydi. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Kısa bir meal de şöyle demiştik. Onlar öyle kimselerdir ki gayba iman ederler. Sonra gaybın ne anlama geldiği üzerine bir parça konuştuk bildiğimiz kadarıyla, kuşatabildiğimiz kadarıyla. Bunun Kur'an'da övülmesinin nasıl bir anlam ifade ettiğini bir parça kapısını aralayarak yine bahsettik bundan. Ama elbette asıl o cümlenin içini, o mananın içini, o maksadın içini bu metinle dolduracağız dedik. Burada Bediüzzaman Hazretleri bir temsille birlikte bize iki psikolojik durumu verecek, iki halet-i ruhiyeyi verecek dedik. Onlar da bize imanın insanda nasıl bir iş yaptığını gösterecekler. Biz onlara hakkıyla tefekkür edersek kendi içimizde de şahitlerini bulacağız inşallah. Baş kısmı okuyayım, dün konuştuğumuz kısmı okuyayım, sonra diğer kısmı okuduktan sonra onun ince tefekkürüne başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. Bu Bakara suresinin 3. ayetiydi, onu da hatırlatmış olalım. Yani Kur'an'ın hemen başlarında bir ayet. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin talihsiz bir tarafa, diğeri hüdabin bahtiyar diğer tarafa sülük eder, giderler. Dün bunun üstüne konuşmadık ama şimdi dikkatimi çekti. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler diyor. Aslında buradaki o ikili durum bizim içimizdeki ikirciğin de başlangıcı, belki imtihanın da başlangıcı. Ne demek istiyorum? İnsanın dünyadaki varlığı hem keyif hem ticaret için olduğundan, yani hem bu dünyada işlediğimiz amellerle cennet cehennem kazanma olayı başımızda olduğundan ve fakat aynı zamanda dünyada da bir lezzet tattığımızdan, onların numuneleri sayılabilecek bir keyif alemi dünyada da var olduğundan, hem bir acı alemi hem bir keyif alemi dünyada olduğundan bizde iki tanımlı bir alem var ya da iki alemin kesişim noktası gibiyiz. Bunun bir tarafını nefsiyat diyelim, nefisle ilişkilendirelim. Çünkü daha önce aktarmıştım bunu. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh galiba mektubatında geçiyor. Hani ruh bedene nefisle bağlanmış. Bu şekilde dünyayı tanıyabiliyor ve onunla ilişki kurabiliyor nefis üzerinden. Ama nefsin sıkıntısı ne? Nefis kısa vadeli lezzetleri tanıyor. Bedensel varlığımızla ilgileniyor. Bu dünyadaki varlığımızla meşgul. Fakat bir tarafının ruha, bir tarafının bedene bakması onun kafasını karıştırıyor. Ruhtaki sonsuzluğu anlıyor. Kendisinde de bundan bir paye seziyor. Elbette nefislerimiz bizimle beraber cennette yaşayacak. Tezkiye olmuş şekilde. İnşallah. Cenab-ı Hak nasip ederse inşallah. Ama bu demek değildir ki dünyada ulaştığı veya bulaştığı veya hoşlandığı
her şeyde bir beka bulacak. Böyle bir şey yok. Dünyanın lezzetleri fenaya bakıyor dünyevi cihetiyle. Bu alemle ilişkilendirilirse sadece, eğer ondan rıza ilahi aranmazsa, helal dairesi aranmazsa, dünyadaki lezzetlerde baki bir mana yok. Ama nefis işte o aradaki tahlili yapamadığından dokunduğu her şeyde bir beka arıyor. Hatta başka bir yerde gelecek o. Okuyacağız inşallah o metni de. İnsan bir şeyi severken onda tevehüm ile olsun bir sonsuzluk düşlemezse sevemiyor. Hiçbirimiz yarın elimizden alınacak olan şeyleri sevmeyiz, bağlanmayız. Bağlanırsak da öyle olduğunu düşünmeyiz. Mesela araba aldık. Bu araba yarın kaza geçirecek, elimizden çıkacak gibi düşünmeyiz. Sanki o araba hep bizimle kalacakmış gibi düşünürüz. Veya işte o masal kitaplarının hep sonu şey biter. Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Neden? Bir yerde o kralla kraliçenin veya prensle prensesin veya sultanla sultane mi denir ona, ne denir bilemiyorum. Yani sultanla eşinin diyelim. Aralarının bozulduğunu düşünmek istemeyiz biz. Çünkü o zaman mutluluğa bir nakise gelir, bir yara alır. Bunu biliriz, hissederiz. O yüzden öyle masallar hep öyle şey biter. Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Sanki sonsuzu gören var. Ama sezen var. İşte onlar da biziz. Bu ikircikli durum dedik. Yani hem keyif hem ticaret. Salt ticaret olsa o zaman böyle olmaz. Sadece keyif olsa o zaman da böyle olmaz. Yani saf keyif için gelmiş olsak işte hayvanlar gibi oluruz. Hayvanların cennet cehennem kazanmak gibi bir şey var mı? Yok. Ama saf ticaret olsa o zaman da melekler gibi oluruz. Cenab-ı Hak bizim içimize hem keyif hem ticaret şeyini koymuş ve dünyaya da o ikircikle bizi bırakmış. O ikircik, o ikili durum bizim için aynı zamanda bir bereket olmuş ve imtihanımız oradan kaynaklanmış yani. Evet, oradan işte böyle bir şey aklıma geldi, bunu da paylaşmak istedim. Devam edelim. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, talihsiz bir tarafa, diğeri hüdabin, bahtiyar diğer tarafa sülük eder, giderler. Bu kelimeler hakkında biraz konuştuk ama ilerleyen kısımda yine dönebiliriz. Hodbin adam hem hodgam, hem hodendiş, hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. İnliyorlar yani, feryat ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elim bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış. Her yer yaslı yani. Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Buradaki yetimi konuştuk dün, yani bu paragrafı zaten dün konuştuk, bir 50 dakika kadar bu manaları anlamaya çalıştık. Tekrar üstlerinde durmayacağım. Fakat neden varlıkta müthiş cenazeler görüyor, onu konuşmadık dün. Bugün hatırıma şöyle bir şey geldi. Her şeyi hiçe gider şekilde inandığı için kafir, yani imansız kişi, her şeyin hiçe gittiğine inandığı için hiçe giden bugün de ölüdür. Ondaki hareket bizi kandıramaz. Ölüme gidendir yani. Bugün her ne kadar canlı gibi dursa da aslında o bir cenazedir. Daha alt bir manası, biz bugün diyoruz ki imanımızdan dolayı, biz her ne kadar kafa kulağıyla duymasak da kalp kulağıyla biliyoruz ki cansızlar bile Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorlar. Lisan-ı hal ile veya Allah dostlarının açıklığıyla, basiretiyle gördükleri gibi bazen de
zikrederek, sesle, yani insanın da anlayabileceği sesle Allah'a zikrediyorlar. Ya da bütünün içinde bir anlam ifade ediyorlar. O bütünün içindeki anlamları da onları canlı kılıyor. Mesela bizim vücudumuz hücrelerden oluşuyor, değil mi? Bu hücrenin bir hareketli kısmı var. O zarın içi çok hareketli. Sürekli aktif, işte RNA'lar, DNA'lar, besinler, amino asitler falan filan. Orası, o havuz hep kaynıyor. Bir de zarı var. O zar biraz daha hareketsiz bir kısım diyelim ona göre. Şimdi bütün hayatlar olduğu için o bütünün içinde daha az hayatlar olan, daha az hareketli olan şey bile o hayata dahildir. Bizzat kendi üzerinden değil, bütünün ifade ettiği anlam üzerinden hayata dahildir. Biz ona da canlı deriz yani. Ağacın kabuğu ağacın içinden daha da şey olsa yine de canlı deriz. Niye? Çünkü ağacın kabuğu dolaylı yoldan ağacın varlığına dahil yani. Ona canlı deniyorsa buna da canlı denir. Aynen öyle de dünya üstündeki canlılıkla, yani Üstad Hazretleri'nin dediği bir şey bu. Küre-i arz hayvana benziyor diyor mesela. Ya biz mesela diyoruz ki işte en küçük yumurta balık yumurtası, en büyük yumurta deve kuşu yumurtası. O da bir hücre, bu da bir hücre. Ama o şu kadar, bu kadar. Veya işte böceklerin yumurtaları daha da küçük mesela. Şimdi o bu kadar, bu kadar. Demek ki olabiliyor. Aynı hayat manası hem bunda hem bunda olabiliyor. Neden küre-i arzda böyle bir şey olmasın? Daha büyük bir yumurta. Yumurta gibi gözükmüyor ama içinde bir canlılık var. Belki de nasıl hücrenin içinde RNA'lar, DNA'lar dolaşıyor, biz de bu büyük dünyanın RNA'sı, DNA'sıyız. Veya başka bir şeyiz. Yani o küredeki canlılık da, o büyük sistem de, ekosistem, başka işte ne dersek buna, ne ismi koyarsak, o düzenlilik, o hayatın varlığını sağlayan dünyanın düzeni, o bütünde de bir canlılık hissettiriyor ki bunu artık şeyler de söylüyor. Batılı bilim adamları da hani küre-i arzın durumu, dünyanın durumu biraz da diyorlar hani canlı şeyiyle açıklanabilir. Nasıl hücrenin içinde bir denge var, onun korunması lazım. O korunmazsa hücrenin canlılığı yiter. Küre-i arzın da bir dengesi var, onun da korunması lazım. O da korunmazsa içindeki canlılık biter gibi bir benzerlik kuruyorlar. Buraya şuradan geldik. Müthiş cenazeler dedik. Bütündeki anlam gittiği zaman, hayat fanilik olduğu zaman, yani fanilikten ibaret, gelip geçici bir parıltıdan ibaret olduğu zaman, ne olur? Bugün canlı olarak gördüğün de aslında müteharrik cenazeler hükmündedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin böyle bir tabiri var yanlış hatırlamıyorsam. Müteharrik cenazeler, hareket eden ölüler, zombi gibi. Çünkü zaten ölüler, ölecekler, yok olacaklar. Ahirete imanla ancak hayat oluyor. Kur'an'da bir ayeti kerimenin ifadesidir, kısa bir manası bu. Asıl hayata sahip olan ahirettir diyor. Yani bu dünyadaki hayat, hayatın gerçek şeyi değil ki. Bu bir parıltı, bir gelip geçicilik. Hayatın hayat olduğu şey sonsuzluktur. Sonsuzlukla hayat olur. Yoksa hep yarım kalmış düşlerden, heveslerden, tatmalardan ama yememeklerden ibaret kalır. Yani şöyle söyleyelim, eğer sonsuzluk yoksa hayat aslında bir yoksunluk öğrenmedir. Taş bizim kadar yoksunluk yaşamıyor eğer ahiret yoksa. Cansız olmak daha karlı. Canlılığı daha karlı hale getirebilecek tek şey ahirettir. Eğer ahiret yoksa cansız olmak canlı olmaya tercih edilir. Çünkü cansızların bizim kadar yarası yok, acısı yok, sancısı yok, yoksunluğu yok, tanıştırıldığı yoksunluk yok. Biz bugün bu canlılıkla, bu şuurla, bu akılla öyle şeylerin farkındayız ki bu ancak yaramızı arttırıyor. Ayrılacaklarımızı öğreniyoruz. Gidecekleri seviyoruz. Eğer ahiret yoksa bunların hepsi elimizden gidecek. O zaman bu sevgi bela mı, mükafat mı? Akıl, eğer ahiret yoksa akıl bizim için ne?
vasıtayı hüzün, elem ve gam diyor galiba bir yerde Bediüzzaman Hazretleri. Yani eğer sonsuzluk yoksa akılla senin öğrendiğin tek şey gidecekler. Vasıtayı hüzün, yani hüzünü taşıyor sana, elem ve gam. Zevk veriyor mu? Çok geçici, çok az, bir parçacık böyle, anı seyyale. Varlığa çıkıyor yok oluyor, çıkıyor yok oluyor gibi böyle. O kadar bir zevk. O da işte ne kadar zevk kalırsa aslında yaraya dönüşüyor hemen yok olduğu anda. Neydi? Zevali lezzet, elemdir. Lezzet son bulduğu andan itibaren artık kalıcı bir elem olur. Bir giden hep gider. Öyle değil mi mesela işte ayrılıklar? Ayrılıyorsunuz, vuslat atıyorum bir yıl ayrılık yaşadıkça. Çünkü o kalıyor o ayrılığın izi. Yok olmuyor ki. Ayrılık hep kalıyor. Gibi gibi. Uzatmayayım. Yani evet, ahiret yoksa bu dünyadaki canlılık artık müteharrik cenazeler hükmüne geçer. Vicdanı azap içinde kalır. Niye vicdan azap içinde kalır? Çünkü vicdan Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle sonsuzluktan haberdar ettiği bir latifemizdir. Bu dünyadaki varlığımız içinde olsa da varlığı sezgisel bir şekilde, bunu sadece akılla, şuurla ifade edemiyoruz. Vicdanın öyle bilişleri var ki belki aklın ondan haberi yok. Mesela yanlış bir şey yaptığınız zaman aklınız onu doğru bulsa bile vicdanınız sızlıyor. Ya bunu yapmasan daha iyiydi yani. Bunu yaptın ama bu doğru bir şey de olmadı. Bir böyle hani taşlar yerine oturmamış, ya niye böyle rahatsızlık, bedeninizin içinde rahat edemiyormuş gibi böyle bir his kaplıyor içinizi. Bu başka bir biliş. Kalbin öyle bilişleri var, aklın haberi yok. Vicdanın öyle bilişleri var, aklın haberi yok. Yani bilmeklerimiz bizim çok çeşitli. Sadece bir akılla bilmiyoruz. Duygularla da biliyoruz, kalple de biliyoruz. İşte vicdanla da biliyoruz. Burada da ona dikkat çekiyor. Yani vicdan, abi vicdan bunu hatırlar. Sen unutmaya çalış istediğin kadar, sarhoş ol. Vicdan sızlamaya devam eder. Evet, bu kısmı dün konuştuk. Diğeri Hüdabin. Ha, şimdi kıssadaki kötü örneği arkamızda bırakıyoruz, iyi örneğe geçiyoruz. Burada tabii Üstad Hazretleri hep iki kişi olarak şey yapıyor ama bunu bir insanın içindeki iki hal olarak da düşünebiliriz biz. Yani biz de günlük yaşamımızın içinde veya ömrümüzün parçaları içinde bir hodbin, bir hüdabin, bir hodbin, bir hüdabin olabiliriz, olabiliyoruz. Çünkü gaflet de bizde var. Tamam, küfür kafirler için konuşulan bir şey. Elhamdülillah bizim imanımız var. Amentü'yü kabulleniyoruz, sahipleniyoruz, övünüyoruz. Ama biz de bazen o imanın tüm manasını ruhumuzda, kalbimizde tutarak varlıkla muhatap olmuyoruz. Gaflete kapılıyoruz. Hırsımıza kapılıyoruz, hevesimize kapılıyoruz. Bunlar bizi köreltiyor, bakış açımızı daraltıyor. Hırs, mesela heves, nefis, arzu, bunlar hedefe konsantrasyonu arttıran şeylerdir. Ama o konsantrasyon aynı zamanda resmin görülen kısmını azaltıyor. Mesela bir şeyi hırs ettiğiniz zaman, ya kimi incittin, kimi kırdın, neye bedel oldu bu kazandığın şey? Onları görmez oluyorsunuz hedefinize ulaşana kadar. Bu bakın bir anda bir açıdan konsantrasyon ama bir taraftan da daralma. Bu daralmaları biz de yaşıyoruz. O yüzden bu hodbin, hüdabin iki kişi veya bir kişinin içindeki iki hal olarak da düşünülebilir. Diğeri hüdabin, yani Allah'ı bilir. Besmele'yi yanına almış, birinci sözü atıf yapalım. Bir ismillah ile varlıkla muhatap olan çölü, bir ismillah ile aşan. Hüda perest, yani Allah'a kul, Allah'a düşkün. Perest, düşkün manası da verilir ama Allah'a iman eden, inanan, kulluk eden manası da verilebilir. Bakalım burada ne mana verilmiş. Allah'ı tanıyan diye verilmiş.
Güzel. Uyar. Ve hakendiş. Hakendiş neymiş? Hak taraftarı diye verilmiş burada. İşte hak için endişelenen diyelim. Akılda da kalır çünkü endişli de şeye uyuyor. Sesteş oluyor. Benim aklımda hep öyle kalmış. Yukarıdakini de öyle vermiştim ben dünkü derste. Hak endiş, hak için endişelenen. Hakkın taraftarı. Güzel ahlaklı idi ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. Bakın yine nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesurane ahz-ı asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesurane ahz-ı asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın, yani kötü bahtlının, hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur, hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Şimdi buradan sonra başka bir yere geçeceğiz. Burayı biraz konuşalım. Şimdi Hüdabin, Allah'ı bilen, Hüda perest ve hak endiş, güzel ahlaklı diyor. Bunları Bediüzzaman Hazretleri birbirinin gereği olarak söylüyor aslında. Bu silsile üzerine tefekkür ettiğimizde birbirini zaruret ilişkisiyle bağlı bir zinciri anlatacak. Ardına düşersek, yukarıda düştük bulduk mesela. Dünkü dersten hatırlayacaksınız, bedbin üzerine konuştuk. Hodbin, bedbin olmak zorunda mı dedik. Bulduk bunun alakasını. Burada da şeyi konuşalım. İşte Allah'ı bilen, hüdabin olan mesela. Bir insan Allah'ı biliyor. Allah'ı bilen, Allah'ı tanımak ve hakka taraftar olmak zorunda mı? Bunların arasında bir ilişki var mı? Şimdi niye böyle, niye mesela hüdabin bedbin olmasın? Yukarıdaki izahımıza da geri dönelim. Biz dedik ki, hodbin olan, yani sadece kendisini bilen, varlığı kendinden ibaret gören, bencil, kendi için dertlenen, tek derdi kendisi olan birisi, varlıkla karşı karşıya kalır. Onlar bir, kendisi bir. Elbette böyle bir maçta, böyle bir karşılaşmada, müsabakada, o kadar bir kalabalığın karşısında aciz, fakir insanın hükmü yoktur. Kaybedeceğini kendisi de kestirir. Fazla kafa yormasına da gerek yok. Yani o sayının, o kitlenin karşısında kazanamayacak olduğunu kendisi de kestirir. Böyle olduğu için bedbinlik ondan gitmez. Karamsar olur. Çünkü her gün yeni bir savaş onun için. Her gün yeni bir hayatta kalma mücadelesi. O belgesellerde var ya işte, aslanlar bugün de yeni bir hayatta kalma şeyine çıktılar. İşte güne başladılar. Serengit aslanları. Onlarda anlatıldığı gibi onların alem tasavvuru öyle olduğu için çıkıyorsun varlığa, mücadele. Kalacak mısın, kalmayacak mısın? Her şey bir, sen bir. Öyle düşünüyorlar dünyayı. Biz öyle demiyoruz. Allah'ı bildin ya, seni ve hepimizi, seni ve her şeyi yaratan Allah ya, onu bildin. Allah'a verdin, varlığını kabul ettin, tevhide iman ettin. Şimdi artık ne oldu? Bismillah. Varlık sen ve Allah. Ve Allah hepinizin sahibi bir Allah. Böylece onların ve senin amaçlarınızın çatışma ihtimali diyelim kalmadı. Madem ki karıncayı da Allah yaratıyor, beni de Allah yaratıyor, güneşi de Allah yaratıyor, o zaman biz çatışıyor ve çelişiyor olamayız. Alem çelişkili olamaz. Hepsini yaratan aynı ustaysa,
alemde çelişki yoktur. Ama şirk ekollerinin varlık algısında çelişki kaçınılmazdır. Atıyorum diyor ki işte iyilik tanrısı bilmem ne, kötülük tanrısı bilmem ne, işte şarap tanrısı bilmem ne, nehir tanrısı bilmem ne, denizlerin tanrısı bilmem ne. Şimdi arkadaş, orayı kahvehaneye çevirdin sen şimdi yani bu şeyi. Tövbe estağfurullah. İlahiyat dünyasını kahvehaneye çevirdin yani. Şimdi orada illa münakaşa çıkacak. Deniz diyorsun, deniz tanrısı bilmem ne diyorsun. Şimdi deniz karayla ilişkisi yok mu denizin? Onların arasında bir alver olmuyor mu? O bu düzen işte denizden kalkan buhar, yağmur olup bize yağmıyor mu? O yağmurun yağdığı bölgede kimin sözü geçecek? Toprak tanrısının mı, su tanrısının mı şimdi? Bakın ha, yani o ayrı hüküm, bu ayrı hüküm, o ayet-i kerimenin bize verdiği bilgi, hakikat bilgisi, bakış açısı, yerde ve gökte Allah'tan başka ilah olsaydı ikisi de mahvolup giderdi. Niye? Çünkü o dediğini yaptırmak isteyecek, bu dediğini yaptırmak isteyecek. O zaman çatışma kaçınılmaz olacak. O yüzden şirk ekollerinin, müntesiplerinin varlığı çelişkili, çatışmalı şekilde tarif etmesi bizi şaşırtmamalı. Batının, böyle bir background'a sahip olan Batının hayat bir mücadeledir motto yapması bizi şaşırtmamalı. Zaten oradan geliyor onların şeyi. Teolojisi, ontolojisi o zaten onların yani. Kafalarının arkası o. Ayaklarını bastıkları zemin o. Orası öyle olduğu için burası da böyle oluyor. Hayatı mücadele görüyorlar. Kişisel gelişim, NLP, Batı kaynaklı böylesi eğitim metotları. Bakın onlarda da var aynı şey, arıza. İşte ben bir NLP uzmanıyla Twitter'da atışmıştım. İsmini vermeyeyim şimdi, meşhur birisi. Adam diyor ki gelecek bizim düşmanımızdır diyor. Çalışıp onu kendimize dost yapmazsak bilmem işte bir ömür şöyle böyle. Ya gelecek niye bizim düşmanımız olsun ki? Onu da Allah yaratıyor, biz de Allah yaratıyor. Biz onu çalışıp kendimize düşman etmedikçe gelecek bizim dostumuzdur. Ha sen işte diyorum ya rızayı da ilahi dairesinin dışına çıktın, helal dairenin dışına çıktın. O zaman sen geleceği kendi elinde kendine düşman yaptın. Yoksa gelecek senin dostundu. İkinizi aynı Allah yarattı. Bir maksatla, hepinizi kuşatır bir amaçla yarattı. Bu amacın içinde hepinizin bir hikmeti var. Niye çatışasınız? Gibi ila ahir. Görüldüğü gibi bizim aleme çelişkiyle, çatışmayla inanmamıza gerek yok. Çünkü biz tevhidi inanıyoruz. Aynı ustanın yarattığını yani inanıyoruz. Aynı ustanın yarattığı eşyaların birbiriyle çatışmasını, çelişmesini biz beklemiyoruz. Uyumunu bekliyoruz. Her ne kadar zahirde bazı şeyler bize çelişkili, çatışık gözükse de biraz arkasına insek, biraz böyle tefekkür etsek sırların açılacağını, düğümlerin çözüleceğini biliyoruz. Nitekim işte yine o belgesellerde görüyorsunuz işte aslanlar ceylanları falan kapıyor, o onu yiyor falan. Biraz sonra bilim adamı şeyi anlatmaya başlıyor. Bu sayede işte şu denge devam ediyor. İşte aslanın ceylanları kovalarken sürünün en zayıfını seçmesi sayesinde bulaşıcı hastalıklar sürüyü fazla hırpalamıyor falan. Niye? Hasta olanı zaten aslanlar indirdi, yediler yani. İşte başka başka mevzularda da hani diyorlar ya bu bir dengenin içinde oluyor. Bu mücadele de aslında sürüye yardım. Tamam aslan oradan biraz beşon alıyor kendi payını ama hem rızıklanıyor aslan hem de sürüyü temizliyor. Yine işte sığırcıkların çekirgeleri. Ya çekirge eğer onu yiyen bir şey olmasa bunu duyarsınız. Afrika'da özellikle bu olaylar çok oluyor. Orada pek kış olmadığı için, kışın yumuşak olduğu yerlerde çekirge afeti çok oluyor çöllerde falan. Yani tarım yapamayız. Yeşillik bırakmaz o hayvanlar. Ama Cenab-ı Hak fıtratlarına bir sınır koymuş. Kış olan yere gelemiyorlar. Yani soğuğa çarptılar mı ölüyorlar, mayışıyorlar. O yüzden Türkiye'de falan çok yaşamıyoruz öyle badireleri ama sıcak iklimlerde bu çok oluyor. Ha yani ona tasallut eden hayvan bir yandan onu öldürüyor ama bir yandan da bir denge sağlıyor. Böylece o düzen devam ediyor. Biz o yüzden karamsar bakmak zorunda değiliz. Diğeri Hüdabin, Allah'ı bilen, Hüdaperest, Allah'ı tanıyan.
Allah'ı bilen, yani varlığını fark eden, onu tanımaya temayül gösterir. Ona kulluk etmeye temayül gösterir. Çünkü Allah'ımız çok güzel bir Allah. Varlığın içindeki tecelliler, eğer siz bakış açınızı ideolojilerle bozmazsanız, türlü türlü ideolojilerle veya kendi içinizdeki karamsarlığa kapılıp gitmezseniz, ya varlık aslında her gün bize gülümsüyor. Yani kapıyı açıyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz mesela, ağaçlar, yeşil ağaçlar, işte kedi yavruları, çiçekler, denk geliyorsanız eğer, gülümseyen insanlara denk geliyorsanız eğer, bunların arkasında inin, bu devam eden o düzen, atmosfer, bulutlar, güneş, ya bunlarda teşekkür edilecek çok şey var. Fark edilse hayatı güzelleştiren çok şey var. Ama tabii bizde biraz nazar bozukluğu var. Arıyoruz, bela arıyoruz, sıkıntı arıyoruz. İşte atıyorum, dümdüz bir nesnede pürüz var mı, onu kolluyoruz biz. Ana haber bültenleri mesela bakıyorsunuz, ya nerede musibet, bela, bir şey var, onun peşindeler. Ya iyi bir şey olmuyor mu dünyada? Çok, ama onların haber değeri yok. Bu aslında bir algı yönetimi, algı bozulması. Ana haber bültenlerini çok izleyen insanların bence algısı bozuluyor. Çünkü dünyayı kendilerine kurgulanmış şekilde izletiyorlar. Tasnif ediyorlar dünyayı sizin gözünüzde. Oradan elbette siz güzel bir Allah'a iman edemeyebilirsiniz yani, oradan izlerseniz dünyayı. Çıkıp kendiniz bir dünya tasavvuru, tahayyülü, tefekkürü yapmazsanız, gerçek dünya ile kendi aranızda bir bağ kurmazsanız, oradan baktığınız dünya elbette sizi Allah'tan tövbe haşa soğutur. Niye? Ya hep bela, hep musibet, hep şey, acı. Sürekli onlar böyle dan 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 gözünüze veriliyor. Elbette resmin büyüğünü görememekten dolayı tevhid sahibi Allah'a sümme haşa düşmanlık edebilirsiniz ki ateistlerin çoğunda bu algı bozulması vardır. Ya böyle şeylerden yaşamışlardır, ideolojik bir telkinle bu bozulmayı yaşamışlardır veya kendi yaşadıkları acıların içinden çıkamamışlardır. Orada boğulmuşlardır. O onları köreltmiştir. Hani her şekilde bu Allah düşmanlığının arkasında bakış açısı bozulması vardır. Yine oraya geldi bakın. Nazarında pek güzel bir memleket. Nazarında. Yukarıda ne demişti? Nazarında pek fena bir memleket. Memlekete bu manayı yükleyen burası. Biz yüklüyoruz yani. Nereye bakıyorsak orayı görüyoruz. Gibi gibi. Hüda bin Hüda perest olur dedik. Çünkü Allah'ı doğru tanımışsa perest olması kaçınılmazdır Allah'a karşı. Ve hak endiş. Hak için endişelenen, hakka taraftarlıkta bulunan, kendine değil. Yukarıda neydi bunun zıttı olarak bize ne verildi? Hodendiş. Kendi için dertlenen sadece diye verildi. Aşağıda hak. Şimdi bu nedir? Tevekküldür bu aslında, bakınız. Tevekkül buradan besleniyor. Şimdi fark ettiniz ki varlık siz ve Allah var ve Allah o varlığı sizinle beraber bir amaca hizmet etsinler diye yaratmış. Burada Allah'ın tayin ettiği amacın sizin kendi kıstaslarınızla, varlık telakkilerinizle elde ettiğiniz hedeflerden daha yüce olduğunu fark ediyorsunuz. Ben kendime indiğim zaman ne için yaşıyorum? İşte karnımı doyuruyorum. Efendime söyleyeyim, türlü ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Yatıyorum, uyuyorum, sabah tekrar kalkıyorum. Ben bu kadarım. Benim ihtiyaçlarımla sınırlı, sadece ben olduğum zaman sınırlı bir dünyam var. Ama yukarı çıktığınızda benim varlığın içinde hilafet gibi bir şeyim var. Vazifem var. Cenab-ı Hak bana halifelik vermiş. Tefekkür ediyorum. Varlığın tesbihatını anlıyorum. Bunları Cenab-ı Hakk'a kendi dilime dönüştürerek, kendi düşünceme dönüştürerek, kendi zikrime dönüştürerek, şuursuzları şuurlandırarak Allah'a sunuyorum. Marifetimle kainata yeni bir renk katıyorum. Şuurdan bir renk. Pek olmayan bir renk katıyorum yani. Aklımla, duygularımla. Kainatta bunlar çok az var.
Hayvanlarda olan, yani düşünün, hayvanları düşün, insan düşün, insandaki o iç zenginliği. Üstad Hazretleri diyor ya, insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi gibidir diyor. İki ferdi arasındaki o enfüsi fark, iki insan arasındaki o manevi farklılık, canlıların diyor biyolojik dünyasında ancak nevler arasında bulunur, türler arasında bulunur diyor. Balık koyundan ne kadar farklıysa biyolojik olarak, dış yüzey olarak, insanla insan, hatta ikiz kardeşler birbirinden içi olarak o kadar farklı. Biz orayı görmüyoruz ama duygulanış, düşünüş, üretiş, tefekkür, tahayyül, tasavvur, taakkul, bu mertebelerde, daha bunlar gibi daha nice latifeler var içimizde. Çok farklı alemler var her birimizde. Şimdi öyle olduğu için artık fark ettik ki biz bizden ibaret değiliz. Amaçlar da bizimkine mahkum olmak zorunda değil. Bunu fark etmek, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bak öncesinde tanımak geldi. Allah'ı bilmek, tanımak. Ardından insan Cenab-ı Hakk'ın yaratıştaki maksadının kendi heva ve hevesinden yüce olduğunu kavradığı an, kendi kısıtlılığını, Allah'ın büyüklüğünü, kemalini, güzelliğini kavradığı an artık kendisi için endişelenmiyor. Hak için endişeleniyor. Hak nedir? Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiğidir. Nasıl bizim yiğitlerimiz ilahi kelimetullah için geçmişten günümüze şehit oluyorlar. Ölsem şehidim, kalırsam gaziyim diyorlar. Diyor ki hak ben değil. Ben olayım olmayayım, hak ayakta kalsın. İlahi kelimetullah. Allah'ın ismi yere düşmesin. Onu yüceltelim, yükseltelim. Veya ulemamız mesela, onlarınki de bir cihat. Neden işte ailesiyle, ne bileyim, türlü gezilerde, zevk-ü sefa içinde vakit geçirmiyor da kendini ilme veriyor, zamanını ilme veriyor, dikkatini ilme veriyor, sayını ilme veriyor. Neden? Ben değilim diyor esas maksat. Hak ayakta kalsın. Ben ona hizmet için varım. Bakın kendini ötekileştirdi. Ötekileştirdi. Kendini arızileştirdi. Detaylaştırdı ha. Kendisini detaylaştırdı. Asıl amaca yöneldi. Artık kendisi için endişelenmiyor, hak için endişeleniyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı düzenin devamındaki rolüne konsantre oluyor. Kendine değil, rolüne. Hani kötü oyuncular, kibirli oyuncular, ne derler onlar için? Süperstar ama şeyini kaldıracak bir karakteri yok diyelim. Öyleleri rollerine konsantre olmak üzere yerine ne yaparlar oyunda falan işte. Ya işte benim saçım niye böyle oldu, makyajım niye böyle yapıldı veya işte bana niye işte araba limuzin gelmedi bilmem ne. Yani ya arkadaş sen orada bir, onlar ona sanat diyorlar işte, bir sanat icra edeceksin orada. Ona konsantre olsan senin orada bir payın var. Onu bırakıp tırnağınla şunla bununla uğraşırsan senin yönetmen oyundan atar. En nihayet onu yapar yani. Çünkü niye? Sen orada uyumlu bir parça olmak yerine kendi parçalığında boğuluyorsun. Sen değilsin ki oyunun amacı. Oyunun amacı beraber ortaya konulacak mana. Senin ona hizmetin önemli. Yok ben işte, benim tırnağım niye böyle oldu? Bana falanca niye böyle yaptı? Çok bunlara düşersen sistemden koparsın. İnsan için de bu geçerli. İnsan çok kendisinde boğulursa asıl şeyden kopuyor. O yüzden bizde İslam'da oruçtur, namazdır, kurbandır, zekattır. Ne bileyim, her türlü ameli salihte böyle bir cihet var aslında. Bir yerde kendimizi eğitiyoruz. Mesela oruç tutuyoruz, diyoruz ki ya yemek değil benim asıl gayem. Ben yemek için yaratılmadım. Bunu bir hatırlamam lazım. İşte oruç onun hatırlaması. Namaz, zaman benim değil. Allah istediği zaman onu benden bir parça alabilir. Bana molalar verdirebilir, aralar verdirebilir. İşte namaz bunun ilanı, zekat. Bu mal benim değil. Allah isterse bundan bir kısmını benden alır. Ya da hepsini de alır aslında ama bir kısmını alarak bana bunu göstertiyor, öğretiyor falan gibi. Biz burada işte kendi varlık telakkimizden, kendi boğulmamızdan kurtulup ayılmış, uyanmış oluyoruz böyle ibadetlerle. Ha kendisi de öyle bir arka plandan besleniyor. Artık hak için endişeleniyorsun.
Ve güzel ahlaklı idi ki. Zaten hak endişten sonra güzel ahlak kaçınılmaz. Çünkü ahlak da zaten işte insanın biraz kendi egosundan, narsizminden, bencilliğinden, heva ve arzularından uzaklaşıp ortak bir etik değerde buluşmasıyla mümkün olabiliyor. Tabii ki de bu beşeriyet düzeyinde ortak bir etik mümkün değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. İmanla, o imana göre bir ahlak mümkün. Şimdi sosyologlarımız, psikologlarımız falan işte bütün insanlığın uyabileceği ortak bir ahlak değer sistemi bulabilir miyiz diye uğraşıyorlar. Ama bu neye götürüyor bizi? Aslında bir tür, ne diyelim ona, nötrleşmeye götürüyor. Şimdi imanla küfür. Ya imanla küfür arasında nötr bir alan olabilir mi? Olamaz. Ya imanlısın ya değilsin. O yüzden bunların da ortak bir ahlakı olamaz. Küfrün ahlakı kendine göre olur. İmanın ahlakı kendine göre olur. Müslümanın ahlakı kendine göre olur. İnancından beslenir. Ateistin ahlakı olursa o da kendine göre olur. Kendi değer verdiği sisteme göre olur. Olabilirse. Bir ahlakı olabilirse. Nefsine direnebilirse yani. Evet, güzel ahlaklı idi ki, çünkü hak için endişeleniyor artık. Hakkı kendi dışında bir alanda tayin etti. Kendisi ona uymaya çalışıyor. Buradan ahlak çıkıyor. Kendi için yaşayanın ahlakı olmaz. Menfaati olur. Güzel ahlaklı idi ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü. O algı memleketi güzelleştirdi. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, yani sevinç. Bir şehrain, yani şenlik yine aynı manaya geliyor. Bir cezbe, coşku gibi cezbe. Hani cezbeye geldi derler böyle zikirlerde falan. Bir coşku, yani Allah tefekkürüyle, Allah ismiyle meşguliyetten bir içe gelen bir coşku cezbe. Ve neşe içinde zikirhaneler. Varlığı zikirhane olarak görmeye başlıyor. Önceki nasıl görüyordu? Feryat, figan, vaveyla, inlemeler, öyle duyuyordu. Bu öyle duymuyor. Bu zikir olarak duyuyor onları. Başka bir amaç verdi onlara, başka bir mana yükledi. Herkes ona dost ve akraba görünür. Neden herkes ona dost ve akraba görünüyor? Yukarıdaki niye yalnız hissediyordu kendini? Veya yetimler olarak görüyordu her şeyi, her şeyi bir başına görüyordu. Allahu alem, bu tevhidden gelen bir şeydir. Yani hepimizi Allah yarattığı için elbette bizim aramızda mahlukat olma cihetiyle bir dostluk, bir akrabalık var. O da Cenab-ı Hakk'ın mülkü, sen de onun mülküsün. Bu bizi bir ordunun içindeki erler gibi yapıyor. Bir aşiretin içindeki akrabalar gibi yapıyor. Birbirimizle bir ilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Yalnız başınalıklardan bizi kurtarıyor. Bir sistem üzerinden, bir kanun üzerinden birbirimizi okumaya başlıyoruz. Artık bir yapbozun parçalarıyız biz yani. Öyle bakabiliyoruz. Tevhid varlığı bu hale getiriyor. Tevhid ne demek? Birlemek demek. Yani her şeyi yaratan Allah'tır demek. Vahdaniyet diyoruz. Her şeyi yaratan Allah. Ehadiyet. Bunları konuştuk. Her bir şeyi yaratan Allah. Her bir şeyde bütün isimleriyle, sıfatlarıyla tasarrufta olan, hiçbir şey gözünden kaçmayan Allah. Tabiri caizse tasarrufundan kaçmayan Allah. Her şeyle ilgilendiği gibi o şeylerle de, bir şeylerle de ilgilenen Allah demek. Evet, herkes ona dost ve akraba görünür. Niye? Çünkü biliyor, hepsi bir yapbozun parçası, bir orkestranın çalgıları. Beraber çalışıyorlar, beraber hizmet ediyorlar. Hepsinin bir rolü var bu oyunda. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görüyor. Askere gidenler bunu iyi bilirler. Terhisat nedir? Terhisat-ı umumiye. Yani artık tezkerenizi alıyorsunuz, askerden ayrılıyorsunuz. O günü düşünün.
ey erkekler, hani askere gidenler için söylüyorum. O gün ne hissetmiştiniz? Askerden ayrılırken ne düşünmüştünüz? İşte o his yayılır diyor aleme. Ama bu terhisattan kasıt nedir? İleride gelecek yani hakikat şeyinde. Ölüme böyle bakarlar. Fenaya böyle bakarlar. Gelen gidiyor ama bu gidenler nereye gidiyor? Terhis oluyorlar. Vazifelerini yaptılar, görevlerini icra ettiler. Şimdi asıl makarra geçiyorlar. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane, yine sevinçle ahz-ı asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Bu da yeni göreve başlayanların durumu. Bunlar da askere alınıyorlar. Göreve alınıyorlar. Amaçlı yani. Gidişler de amaçlı, gelişler de amaçlı. Bir sistemin parçası oldu hepsi. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur. Burada bu eşik nasıl atlandı? Bir daha okuyorum burayı. Evvelki bedbahtın, yani bedbahtı zaten çoğumuz biliriz, hem kendi hem umum halkın elemiyle, halk yani yaratılanlar, aslında halkın manası mahluk, halk, halikiyet, mesela işte Allah'ın her şeyi yaratması, yaratılanlar demek ama biz onu artık insanlar, toplum olarak da kullanıyoruz halk ifadesini. Hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur. Yine tevhide dönelim. Şimdi önceki adam varlıkla ilgisini seziyordu aslında. Evet, kendisi için yaşıyor, bencil, narsist, nefis merkezli bir hayatı var ama şefkatini tutamıyor. Tefekkürünü tutamıyor. Mesela anlam dünyası diyor ki ona, ya Cenab-ı Hak bu çiçeği ne kadar güzel yaratmış. Ya pardon, o şeydi, inançsız bir adamdı. Şöyle diyor diyelim. Ya bu çiçek ne kadar güzel var olmuş. Bu güzellik böyle gitse buna yazık değil mi? 3 gün durup 5 gün durup gidince kelebeklerin ömrü mesela 1 hafta 2 hafta belki birkaç ay. Ya bunlara yazık olmuyor mu? Bunu her insan soruyor. İmansız da soruyor, imanlı da. Tabii o imanından gelen bir tefekkürle bu yarayı sarıyor ama hani fıtrat bunu soruyor. Neden? Çünkü o güzellikle o faniliğin beraber olmayacağını biz seziyoruz. Yani bu kadarcık olmamalı diyoruz bu sanatın amacı. Sanatın ziyadeliği ömrün uzunluğuna işaret eder. Mesela bir esere çok uğraşılmışsa biz deriz ki bu eser demek ki şey, bir yerde sergilenecek, uzun süre kalacak, bu kadar emek harcandığına göre bu iş öyle 3 günlük 5 günlük bir iş değil diyoruz. Veya bir şeye de az emek harcandığında diyoruz ki bu herhalde yalap şalap bir iş oldu. Herhalde geçici olarak koydular veya geçici olarak bunu kullanacaklar diyoruz. Ondaki meşguliyetin, sanatın, itinanın ziyadeliğinden ömrünün uzunluğuna bir hüküm çıkarabiliyoruz mantıken. Böyle olması lazım diyoruz. Ama varlığa bakıyoruz, öyle sanatlı şeyler var, ömürleri çok kısa. Bu da bize sorduruyor. Ya böyle olur mu? Niye böyle? Ve ardından Allah'ın ismini almadığımızda bir elem geliyor bize ondan ötürü. Çiçekten ötürü, kuştan ötürü, sinekten ötürü, arıdan ötürü. Acısına şahit olduğumuz, gidişine şahit olduğumuz her şeyden ötürü bir acı birikiyor bizde. Çünkü tutamıyoruz, engelleyemiyoruz. Onların fenasını bekaya dönüştüremiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Ama bahtiyar ne yapıyor? Hem kendi hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah oluyor. Bunu nasıl başarıyor? İşte anlam verebilmekle başarıyor. Madem ki onlar amaçsız değiller, bu gelip gidişleri bir maksat için ve Cenab-ı Hakk'ın ilminde mahfuzlar ve o onları tekrar iade edebilir, cennette yine baki surette yaratabilir. Bu çeşit ümitleri olduğundan, bu çeşit imanları olduğundan, bu çeşit tefekkürleri olduğundan
Artık onların gidişleri buna azap olmuyor. Lezzet oluyor. Gelişleri azap olmuyor. Lezzet oluyor. Ölmeye geldiklerini düşünmüyor. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sının yansıtmaya geldiklerini düşünüyor. Cenab-ı Hakk'ın bekasından hepsine bir renk iniyor yani. Ve bu düşünüş, bu beka düşünüşü hepsinin üzerindeki elem perdesini kaldırıyor, altındaki hikmeti gösteriyor. Ya bu böyle midir? Ya hakikaten de böyledir. İşte bir yakınınız Allah göstermesin yani vefat ettiğinde ya neye tutunuyorsunuz siz? Tutunduğunuz şey cennette tekrar buluşacağınız. En büyük tutunduğumuz şey bu bizim imanlı insanlar olarak. Bir ateist neye tutunabilir ki orada? Hani düşünelim ya neye tutunuyor bu adam onda? Ya tabiat da onu şey yapmıştı falan. Bununla tutunulur mu? Tabiat ne? Veya işte yaşarken de şeydi ya, iyi yaşadı, mutlu yaşadı. Yaşadı ama işte öldü. O mutluluğu şeye dönüştü. Daha büyük bir ayrılığa dönüştü. Şimdi bir adam mutsuz bir ömür yaşasa mı ölüm ona kolay gelir? Mutlu mu yaşasa ölüm daha kolay gelir? Elbette mutsuz adam ölürken daha kolay ölür. Çünkü niye? Zaten yaşarken çok istifade edememiş o hayattan kendince. Öteki çok memnun, çok mutlu. Ona elbette ölüm daha zor geliyor. Zaten böyle ünlülerin yaşlılığına bakarsanız ünlü insanların yani normal insana o yaşlılık bir dokunuyorsa ünlülere Allah daha beş beter. Neden? Çünkü o daha çok şey yitiriyor. Ajda Pekkan'ın mıydı? Galiba onun bir röportajında mı geçiyordu? Başkasının mı? Hani gençlik filmlerimi izlemeye dayanamıyorum diyor. Çünkü hatırlıyor. O zamanlar gençti, güzeldi, işte sağlıklıydı, ilgi vardı ama bugün öyle değil. Etrafında insanlar yok. Merdivenleri çıkamıyor, soluk soluğa kalıyor. O yüzünde o güzellik kalmadı. İnsanlar belki de çevresindekiler böyle bakıyorlar. Ne oldu? Bakınız, kalmak ona elem oldu. Çünkü beka ile ilgisini kuramadı. Ama beka ile ilgisi olursa, amellerin beka ile ilgisi olursa, hepsi o bekadan bir renk alır. Bu dünyadaki faniyatına bakmaz, ahirette gelecek bekasına bakar. Evet, hem umum halkın sürurla mesrur ve müferrah olur, hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Ticaretini de yapar. Zaten ticaretini yapmasından ötürü kaybetmez. Öteki neydi? Keyfine düşmüştü. Alacak verecek mevzusunu unutmuştu. Bu ticaretini yapıyor. Zarar etmiyor ki üzülsün. Yani bir yere gittiniz diyelim. Orada süreç sizin kârınıza işlediyse, orada geçen vaktinize, gayretinize niye üzülesiniz? Kazanarak döndünüz. İnsan içinde bu dünyada düşüyoruz, kalkıyoruz, hasta oluyoruz, iyileşiyoruz, üzülüyoruz, mutlu oluyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz. Tamam da eğer bütünde biz bu kazanca dönüştürdüysek bunu, inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse, cenneti kazandıysak buradan, imanla kabre girdiysek, ya buna daha ne üzülüyorsun işte, aldın, puanın büyüğünü aldın yani, altının büyüğünü kaptın, piyangonun büyüğü sana vurdu yani artık. Ticaretini güzel yaptın, artık endişelenecek bir şey kaldı mı, üzülecek bir şey kaldı mı? Süreci geçirenlere başarılar dilersin, o yarışmacı arkadaşlarına başarılar dilerim gibisinden. Kazanan adam bunu hisseder. Daha böyle bir rahat söyler bunu. Ben, tamam ben işimi yaptım, bu iş benden çıktı, size başarılar der. Gibi gibi. Yine süreyi çok uzattık. Buradan sonrasını bir sonraki derse bırakalım. Temsil devam ediyor, daha bitmedi. İki kişinin de halet-i ruhiyesini tahlil ettik. Şimdi bundan sonra aralarındaki münazara mı diyelim ona, bir tür böyle bir karşılıklı geliş ve tartışma kısmı var temsilin. İyi olan diğerine nasihatlerde bulunacak. O kısmını da yarın inşallah konuşalım. Belki yarın, belki daha sonraki günlerde ikinci sözü böyle tefekkürlerle bitirmiş oluruz.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmin elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.